Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yargıtay ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bolu'nun Abant ilçesinde bulunan bir otelde Orman Ceza Hukuku Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş, Adalet Komisyonu Başkanı Yalçın Akçil, çok sayıda Yargı ve Orman Bakanlığı personeli katıldı. Doktor Veysel Eroğlu'nun konuşmaları, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit'in konuşmaları, Bolu Valisi Sayın Aydın Baruş'un konuşmaları. Toplantının açılışında konuşan Cirit, son dönemlerde Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ile ilgili bazı eleştiriler olduğuna değinerek, kurum ve kuruluşların tarihleriyle, gelenekleriyle, yaşadıkları ve bu devletin köksüz olmadığını vurguladı. Biz ne gönderdik onlara? Tırlarca belge gönderdik. Hani yargı bağımsız diyorlar ya, yargı siyasetten arınmış değil orada. Tamamen siyasetin güdümünde ve etkisinde bir yargı vardı. Yoksa burada Türkiye mahkemeleri tarafından terör örgütü olarak tanınan, Yargıtay en son merci olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından da tasdik edilen bir olayda bu terörist başı 250 şehidimizin 2500'e yakın yaralımızın olduğu, gazimizin olduğu, suçüstü hali olan bir meselede sen örgüt başını buraya göndermiyorsan bana boşu boşuna yargı bağımsızlığını anlatmasın. Avrupa'da anlatmasın. Çekya meselesi, Yunanistan meselesi. Burada darbe yapıyor, sivil vatandaşları öldürüyor. Ondan sonra gidiyor sınırın öbür tarafına geçiyor. İade et diyoruz ya. Helikopter bak, helikopterle birlikte geldi. Helikopteri iade ediyor, şeyi iade etmiyor. Çekya gibi küçük bir devlet. Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ise adalet mülkün temelidir, devletin temelidir. Onu yok ettiğiniz anda devletin çökmesi mukadder değil, muhakkaktır diye konuştu. Şunu hiç kimse unutmasın. Eğer adalet çökerse devlet çöker. Adalet mülkün temelidir sözü adliye binalarında ve duruşma salonlarına asılmış bir süsten ibaret değildir. Gerçekten adalet mülkün temelidir. Yani devletin temelidir. Onu yok ettiğiniz anda devletin çökmesi mukadder değil, muhakkaktır. Buna emin olunuz. O yüzden sorumlu olan herkes, özellikle siyasetçilere rica ediyorum, iktidar, muhalefet, herkes adalet konusunda çok duyarlı olmalı. Adaletle eleştirileri son derece sağlam bilgiye dayanmalı ve yapıcı olmalı.